Merhabalar çocuklar. Uyku saatimiz yaklaşıyor. Sizlerin uyumadığını biliyorum. Bu yüzden beraber bir hikaye okuyalım. Hikayemizin adı Nele Uyumak İstemiyor. Bakalım Nele neden uyumak istemiyormuş? Bu akşam çok özel bir akşam. Çünkü Linda teyze uzun bir yolculuktan geri dönüyordu. Nele babasına, "Linda teyze bunca zamandır nerelerdeydi?" diye sordu. Nele'nin babası çalışma masasına oturmuş kitabını okuyordu. Yeni Zelanda'da yaşayan bir arkadaşını ziyarete gitmişti. "Yeni Zelanda'nın nerede olduğunu görmek ister misin?" dedi. Çalışma masasının hemen üstünde bir dünya haritası asılıydı. Babası Nele'yi kucağına aldı ve ona dünya haritasında yer alan iki küçük ada gösterdi. Linda teyze tam olarak buradaydı. "Biz ise burada yaşıyoruz." Babası dünya haritasının diğer ucunu gösteriyordu. Nele şaşırmıştı. Yeni Zelanda kendi ülkelerinden çok uzaktaydı. Sonunda kapı çaldı. Nele, "Geliyorum!" diye bağırdı ve kapıya koştu. Kapıya vardığında annesinin çoktan kapıyı açmış olduğunu fark etti. Annesi elleri bavullarla dolu olan Linda teyzeye "Hoş geldin!" dedi. Linda teyze eşyalarını yere bıraktı ve Nele'ye sımsıkı sarıldı. "En çok seni ve Bertie'yi özledim." Nele büyük bir ciddiyetle kafasını salladı. "Biz de seni çok özledik." Linda teyze keyifli bir şekilde gülümsüyordu. Elindeki kocaman valizi yere bıraktı. Linda teyzenin boynunda renkli bir kolye, burnunun ucunda ise küçük bir güneş yanığı vardı. "Çocuklar çok acıktım. Akşam yemeğinde ne var?" dedi. Nele'nin babasının dünyaca ünlü tavuk yemeğini yedikten sonra Linda teyze çantasından bir yığın fotoğraf çıkardı. "Ne kadar güzel bir yolculuktu. Fotoğrafları görmek ister misiniz?" dedi. "Evet!" diye bağırdı Nele ve Linda teyzenin kucağına atladı. "Fotoğraflara yarın bakırsanız daha iyi olur. Yatma vakti geldi." dedi Nele'nin annesi. "Lütfen anne, fazla oyalanmayacağımıza söz veriyorum." diye yalvarıyordu Nele. En üstte duran fotoğrafı eline aldı ve fotoğrafı elinde sallamaya başladı. "Fotoğrafta bir sürü koyun var." Linda teyze gülümsedi. "Hem de bir sürü. Yeni Zelanda'da insan nüfusunun 7 katı kadar koyun nüfusu olduğunu biliyor muydunuz?" David kafasından hesaplayıverdi. "Bu evimizde 28 adet koyunun yaşaması gibi bir şey." dedi. Nele fotoğraflara bakmaya doyamıyordu. Nele'nin babası, "Çocuklar, geceliklerinizi giyin, yoksa bu gidişle gece yatağa giremeyeceksiniz." dedi. Peki madem öyle olması gerekiyordu, Nele ve David hızlıca geceliklerini giydiler. Fakat o tatlı koyunlar bir türlü Nele'nin kafasından çıkmak bilmiyorlardı. Acaba koyunların hepsi evlerinin salonuna sığar mıydı? Nele ve David'in bu sorunun cevabını bulmaya karar verdiler. Parmak uçlarına basa basa salona geçtiler ve salonda çobancılık oynamaya başladılar. Berta oyunda çoban köpeği rolünü üstlendi. Nele kıkırdayarak, "Haydi Berta, havlasana." dedi. Nele'nin annesi, "Burada neler oluyor böyle? Çocuklar, dişlerinizi fırçalama vaktiniz geldi de geçiyor." Nele annesine bakarak, "Ama anne, benim hiç uykum yok. Ayrıca yatmadan önce Linda teyzenin neler getirmiş olduğunu görmek istiyorum." dedi. Linda teyze başını salladı. "Nele haklı." dedi. "Pekala, bugünlük böyle olsun. Ne de olsa Linda teyzeniz çok uzaklardan geldi. Sizlere 15 dakika daha veriyorum." dedi Nele'nin annesi. Linda teyze koltuğundan kalktı. Nele ve David'in büyük çantasını karıştırmalarına izin verdi. Çantanın içindeki en değerli hazineleri Nele keşfetmişti. El yapımı bir maske, küçük bir taşın üzerine yerleştirilmiş 3 adet koyun ve az sonra David tarafından denenecek olan el yapımı bir flüt. Nele tahtadan yapılmış incilerden oluşan beyaz bir kolyeyi çantanın içinden çekip çıkardı. "Ne kadar güzel bir kolye!" dedi. "Linda teyze, o kolyeyi sana aldım." dedi. Nele büyük bir mutluluk içinde, "Teşekkür ederim Linda teyze!" diye bağırdı. Kolyeyi boynuna geçirdi ve döne döne dans etti. Hay aksi! Nele gülme krizine giriyordu. Fakat tam da gülme krizinin ortasında bir anda esnemeye başladı.
Annesi esnediğini görmesin diye esnediği süre boyunca ağzını eliyle kapatmıştı. Fakat Nele eliyle ağzını kapatmakta geç kalmıştı. Dişleri fırçalama vakti Nele. Nele düşünürken bir anda gözleri parladı. Ben Nele değilim ki, ben İnciler Diyarı'nın prensesiyim dedi şarkı söyleyerek. Nele'nin annesi el yapımı kırmızı maskeyi yüzüne geçirmişti. Ben geldim, ben yatak prensesiyim. Ben küçük prenseslerin dişlerini fırçalamalarından ve yatağa girmelerinden sorumluyum diye bağırdı. Ve Nele'nin arkasından koşturmaya başladı. Nele kaçıyor, koltuğun arkasına saklanıyordu. Prensesler istedikleri her şeyi yapmakta serbestlerdir. Haydi bakalım küçük prenses. Nele'nin babası Nele'yi yakaladı, kucağını alıp banyoya götürdü. Prensesler de dişlerini fırçalamak zorundadırlar. Çünkü onlar beyaz olsun isterler dişleri. Nele suratını asıyor ve küvetin kenarına oturmuş pembe diş macununu bol miktarda köpürterek dişlerini fırçalamaya koyulmuştu. Dişlerini fırçalamaktan Linda teyzenin sesini ve annesinin babasının gülüşlerini duydu. Ama bu haksızlık. Nele neyin bu kadar komik olabileceğini düşünüyordu. Gel David diye fısıldadı. Banyodan el ele çıktılar ve koridora yöneldiler. Koridor oldukça karanlık ama aralık kalmış olan salon kapısından az miktarda ışık sızıyordu. Nele ve David büyük bir merakla kapının aralığından içeriği dinlemeye koyuldular. Linda teyze Yeni Zelanda'da konaklamış olduğu yerden bir koyun çiftliğinden bahsediyordu. Kaldığı yerde bulunan çoban köpeğinin nane şekerlerini çok sevdiğini ve sürekli nane şekeri yediğini anlatıyordu. Nele sesli bir şekilde gülmemek için eliyle ağzını kapatmıştı. Nane seven köpek mi olurmuş? Ne yazık ki Nele'nin burnu bir anda kaşınmaya başlıyor. Hapşuru! Ve Nele hapşırıyordu. Bakalım kapının arkasında kimler varmış? Nele'nin babası kapıya yönelmişti. Nele'yi ve David'i görünce başını iki yana salladı. Yatma vakti. Az sonra sizleri iyi geceler demek için odanıza geleceğim. Nele babasına bakıyordu ama benim hiç uykum yok dedi. Linda teyze Nele'ye göz kırparak biliyor musun birazdan yalnızca sana ve Berta'ya özel bir hikaye anlatacağım. Hikayeyi ikinizden başka dinleyen olmayacak. Linda teyze Nele'yi Yeni Zelanda'dan getirmiş olduğu bir battaniyenin içine sardı ve çocuk odasına götürdü. Berta'nın ve Nele'nin üzerini sıkıca örttü ve anlatmaya başladı. Bundan çok uzun zaman önce genç bir adam kanosuyla denize giderken kocaman bembeyaz bir buluta rastlamış. Gece gündüz bu bulutu takip etmeye başlamış. Kürek çeke çeke bulutu takip ede ede yemyeşil bir adaya ulaşmış. Adam Yeni Zelanda'ya mı ulaşmış diye sordu Nele. Linda teyze evet Yeni Zelanda'ya ulaşmış. O zamanlardan beri Yeni Zelanda'nın adı aynı zamanda koca beyaz bulutun ülkesi olarak geçer. Nele bu ismin bulutlara benzeyen koyunlarla uyum sağladığını düşünürken uyuyakalmıştı. Rüyasında ise bembeyaz koyunlar görüyordu ve o koyunları saymaya koyuldu. Evet çocuklar, hikayemiz bitti. Siz de Nele ve David gibi banyoya koşarak dişlerinizi fırçalayın, pijamalarınızı giyin ve yatağınıza girin. İyi geceler.